Arkadaşlar bu video İngilizceyi nasıl hızlı konuşuruz? Bununla alakalı olacak. Arkadaşlar İngilizceyi hızlı konuşabilmemiz için belli bir gramer bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Gramer bilmeden, İngilizcenin dil bilgisini bilmeden konuşamayız. Ne kadar ezber yapabiliriz ki? O dili konuşulan ülkede, yani İngilizcenin konuşulduğu bir ülkede eğer 10 yıl yaşadıysak tabii ki de gramer öğrenmeden belki dili sokakta, sağda solda, arkadaşlarımızdan, iş ortamımızda belki öğrenebiliriz. Tamam, bunda sıkıntı yok ama ister istemez orada da gramer öğreniyoruz. Çünkü siz geçmiş zamanla alakalı bir cümle kurmak istediğinizde fiilin ikinci halini kullanmanız gerektiğini orada öğreniyorsunuz. Gelecekle alakalı bir cümle kurmak istediğinizde will ya da be going to dediğimiz ifadeleri kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Birisine şunu yapmak zorundasın demek istediğinde have to ifadesini orada kullanmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. Dolayısıyla dil bilgisi olmadan birincisi konuşma olmaz. Hocam ben sadece konuşmak istiyorum. Dil bilgisi öğrenmek istemiyorum. Böyle bir şey yok. Neyi konuşacaksın dil bilgisi bilmiyorsan eğer? Want to kelimesi. I want to go home. Bu eve gitmek istiyorum demek değil mi? Siz bunu I want to go home olarak da söyleyebilirsiniz. Bunu biraz daha samimi olduğunuz ortamlarda, yani işte değil yalnız, bakın bir iş toplantısında, bir resmi olan bir durumda böyle ifadeler pek hoş karşılanmaz. Bunun biraz daha kısaltılmış versiyonu var çünkü. Bunu samimi olduğunuz ortamlarda ya da tatile gittiğiniz ya da yani konuşulan herhangi bir ortamda mesela bunu şu şekilde de söyleyebilirsiniz. I wanna go home. Buradaki want to ifadesi wanna şeklinde söylediği zaman sen bunu biraz kısaltmış oluyorsun. Want to, wanna şeklinde ifade ediyorsun. Zaten bunları da şöyle notlar halinde buralara yazıyorum. I wanna go home. I want to go home. I wanna go home. I wanna go home. I wanna do that. I don't wanna do that. Do you wanna go home? Or do you wanna watch TV? Do you wanna drink something? Do you wanna drink something? Bunu bu şekilde sürekli hızlandırın kendinizi. Do you wanna drink something? Do you wanna stay here? Do you wanna come with me? Do you wanna listen to music? Do you wanna dance? Do you wanna go back to the hotel? Do you wanna go back to the hotel? Gibi mesela. Böyle bu şekilde sürekli kendinizi tekrarlayın. Bunları sürekli tekrarladığınız zaman ancak bunları hızlı bir şekilde söyleyebilirsiniz ve hızlı söylemeye çalışarak bunları yapın. Bunun gerçekten çok ciddi ifadesi olacak. Mesela wanna ifadesi bu şekilde, bir de gelecek zamanda kullandığımız going to ifadesi var. Mesela diyorsunuz ki işte I am going to change my car. I am going to change my clothes. Mesela buradaki ifade de arkadaşlar going to'nun da kısa versiyonu var. Mesela o da gonna şeklinde söyleniyor. I'm gonna change my clothes. I'm gonna change my car. I'm gonna tell you something. I'm not gonna stay here anymore. I'm gonna have some coffee. You want some? I'm gonna have some coffee. I'm gonna call you later. I'm not gonna trust you again. I'm not gonna trust you again. Sana bir daha güvenmeyeceğim mesela. Buradaki ifade I wanna go home. I wanna go home. Eve gitmek istiyorum. I'm gonna go home. Eve gideceğim. Eve gideceğim yani. Biraz da kesin bir kararlı bir ifade. It's gonna rain. Let's go home. It's gonna rain. It is going to rain. Let's go home. Yani yağmur yağacak. Hadi eve gidelim diyor. It's gonna rain. Let's go home. Yağmur yağacak. Hadi eve gidelim şeklinde. It's gonna rain ifadesini o şekilde söylüyor. Bunları burada yazıyorum arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. I'm gonna try again. I'm gonna stay here. I don't wanna come with you. I'm gonna stay here. I don't wanna come with you. Yani ben burada kalacağım. Seninle gelmek istemiyorum. Ya bunlar gerçekten çok hoş şeyler. Bunları öğrendiğiniz zaman hoşunuza gidecek arkadaşlar. Bunları yapın yani. Want ifadesi mesela istemek demek değil mi? Bir de would like var. O da istemek demek. Want de istemek demek. I want to drink some water. Biraz su içmek istiyorum. Ya da I would like to drink some water dediğinizde biraz su içmek istiyorum demiş oluyorsunuz burada. Want ve would like arasındaki fark, would like'ın biraz daha böyle resmi olması. Biraz daha böyle hani samimi değil, informal dediğimiz yani resmi olmayan değil de biraz daha resmi bir ifade olmuş oluyor burada. Would like ifadesi daha hoş bir ifade. Bunu kullanırsanız mesela işte bir yurt dışına gittiğinizde bir otelde mesela odanızı görmek istiyorsunuz. Bir otele girdiniz ve odanızı görmek istiyorsunuz. Resepsiyonun size verdiği bir oda var değil mi? Diyorsunuz ki I would like to see my room. Buradaki I would like to see my room ifadesini I would like to see my room demez. İngilizceyi ana dili gibi konuşan bir insan nasıl der peki bunu? I'd like to see my room. I'd like to. Oradaki I would ifadesini I'd diye söyler. I'd like to see my room. Excuse me. I'd like to change my room. I'd like to change my room. Yani odamı değiştirmek istiyorum şeklinde. I want to change my room değil. I'd like to change my room. Mesela bir restorana gittiğinizde mesela tavuk yiyeceksiniz diyelim, tamam mı? Tavuk yemek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki I'd like to eat chicken please. Bir de şu please olayı var arkadaşlar. Lütfen bakın. Ne yaparsanız yurt dışına gittiğinizde bu yabancı insanlarla konuştuğunuzda lütfen please diyelim. Please. Ne demek biliyor musunuz? Lütfen ya. Lütfen diyelim. Türkiye'de de diyelim ya. Bu lütfeni niye demiyoruz? Bakın yurt dışında ben kimi gördüysem bize diyorlar ki insanlar, yani biz Türk milletine diyorlar ki siz please demiyorsunuz. Siz please diyen bir millet değilsiniz. Siz kaba bir milletsiniz. Ya bizi niye böyle tanıyorlar ya? Tamam eyvallah. Böyle kırıklığımız yok. Tamam, bazı durumlarda kaba olabilir. O da samimiyetten kaynaklanıyor yani. Yeğenim oradan menüyü getirsene canım benim. Oğlum oradan biraz ekmek getir yavrum ya. Gibi böyle mesela. Oğlum, yavrum, şşt.
Baksana birader, şşt canım, işte yakışıklı, işte güzelim falan gibi böyle. Yani böyle ifade biraz da bu samimiyetten kaynaklanıyor ama yani bu kadar da samimiyet biraz sıkıntı değil mi ya? Yurt dışına gittiğimizde çünkü biz kendimizi orada temsil ediyoruz değil mi? Türk insanı, Türk milletini orada temsil ediyoruz. Dolayısıyla orada biraz daha kibir olmakta fayda var arkadaşlar. Her şeyin sonunda bir please ekleyelim. Eyvallah, teşekkür ederim. Peki, şimdi burada diyorsunuz ki I'd like to try chicken please. I'd like to see the blue one. I'd like to see the blue one. Blue one ne demek? Mesela mavi olanı. İşte mavi olanı görmek istiyorum. I'd like to try the white one. Okay, beyaz olanı denemek istiyorum. Sürekli tekrar ederseniz eğer bunları çok hızlandırırsanız kendi kendinize bunu ayna karşısında söyleyin. Mesela bugün ne öğrendik işte? Want to için wanna, going to için gonna, want için would like to yani I'd like to ifadelerini öğrendik. Peki bunları biraz daha tekrar edelim. Diyorsunuz ki I wanna stay here, I'm gonna stay here ya da I'd like to stay here. I wanna stay here dediğimizde burada kalmak istiyorum. I'm gonna stay here dediğimizde burada kalacağım. I'd like to stay dediğimizde bu da burada kalmak istiyorum. Ama biraz daha kibar versiyonu olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunların haricinde arkadaşlar filmlerdeki repliklerin haricinde isterseniz şiir ezberleyebilirsiniz mesela. İngilizce şiir ezberleyebilirsiniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Çizgi filmler izleyebilirsiniz. Çizgi filmler, oradaki diyaloglar, oradaki konuşmalar neticede dublaj olduğu için o dublajları anlamak çok çok daha basit olacaktır sizin için. Faydalı olacaktır. Unutmayın altyazıyı mutlaka İngilizce olarak açın. Eğer altyazı İngilizce yoksa yani bir DVD'den ya da bir işte belli bir platformdan izleyemiyorsanız yani altyazı açamıyorsanız o zaman sadece İngilizce izleyin. Filmleri. Anlasanız da anlamasanız da filmleri İngilizce izleyin arkadaşlar. Emin olun ki oradan 3-5 tane kelimeyi kulağınız duyduğunda buna artık yavaş yavaş aşinalığınız olacaktır. Ben arkadaşımla bir adaya gittik. İsmini vermişim arkadaşlar. Rezalet bir ada. Yani o yüzden ismini vermiyorum yani. Neyse işte. İki arkadaşımla birlikte oraya gittik. İkisi de Alman. Almanya'da yaşıyor bu arkadaşlar. İkisi birbirleriyle Almanca konuşuyorlardı. Ben ikisiyle de İngilizce konuşuyordum anlasınlar diye. Engin Türkçe biliyordu ama diğer Mihir dediğimiz arkadaş o Türkçe bilmiyordu. Almandı ve ben onlarla İngilizce konuşuyordum. Fakat 3 gün sonra ben onları anlamaya başladım. Eğer izlerseniz izledikçe kulak aşinalığınız olacak. Ve ister istemez onu anlamaya başlayacaksınız. En azından ilk izlediğinizde 3 kelimeyi anlarsınız. İkinci izlediğinizde 6 kelimeyi, üçüncü izlediğinizde 9 kelimeyi anlarsınız. Bunun gibi 100 tane film izlediğiniz zaman emin olun artık filmlerin yarısını anlamaya başlarsınız. Tabii ki bunun için belli bir İngilizce seviyeniz olması gerekiyor. Ben burada sıfır İngilizce bilen arkadaşlar için konuşmuyorum. Belli bir orta seviye İngilizcesi 10 arkadaşlar için konuşuyorum. Dolayısıyla hızlı konuşmanın sırrı film izlemektir ve ezber yapmaktır. Ne ezberleyeceğiz? Filmlerdeki replikleri ezberleyeceğiz. Filmlerdeki bazı diyalogları ezberleyeceğiz. Bunları kendi kendimize diyaloglar halinde konuşmaya çalışacağız. Bunun size çok faydası olacak. Umarım bu videonun da size faydası olmuştur. Bundan sonraki videolarda İngilizce ile alakalı çok ayrıntılı konulara değinmeye başlayacağım. Ses çözümleri vesaire bir sürü şey olacak. Kanalı takipte kalın. Abone olursanız sevinirim. Onun haricinde arkadaşlarınızı da davet ederseniz arkadaşlar mutlu olurum. Çünkü yeni kurduğum yani 3-4 günlük bir geçmişi var bu kanalın ve desteklerinizi bekliyorum herkesten.